arkadaşlar, malumunuz 1992 yılında yanılmıyorsam başlayan Savaştepe Öğretmen Okulu'ndaki buluşmalar Temmuz ayının ilk haftasında olmak üzere her yıl yapılmakta. Buna tabii gidebilen oluyor, istediği halde gidemeyenler olabiliyor. Bunun dışında da özel olarak okul dışında başka yerlerde toplantılar başladı. Bildiğimiz kadarıyla 2011 yılında Çanakkale'de 120 kadar arkadaş toplanıldı. 2012 yılında Uşaklı arkadaşların Çanakkale'de davetleri üzerine Uşak'ta toplanıldı. Yine 100 dolayında, 100'ün üzerindeki insan buluştu. İnanın çok da güzel oluyor. Şimdi aranızda olan ben Salim Yalçın, 67 mezunu İsmail Özalp, 69 mezunu Şenol Kutlu arkadaşlarımız olarak Uşak'ta da biz üstlendik bunu. Edremit Körfezi'nde 2013 yılında bir buluşmayı gerçekleştirmek istedik. Ve yaklaşık bir ay önce Küçükkuyu Gültur Otel'de anlaşmasını yaptık. İsteyen sadece yemeğine katılacak 28 Eylül günü akşamı. İsteyen yemekten sonra yatılı da olarak kalabilecek ki bugüne şimdiye kadar isimlerini yazdırmış olan arkadaşların çoğu hem yemeğe hem yatılı olarak kalmak dileklerini ilettiler. Şimdi size bunu duyuruyorum. Az ayrıntısı da var, onu da söyleyeyim. Sadece yemeğe kalacak kişi içkiler ekstra olmak üzere 30 lira. Yatılı olacak olan kişiler yemek, sabah kahvaltısı ve yatak 70 lira olmak üzere. Duyurusu bu. Aranızda katılmak isteyen olursa ücretinin yarısını bu akşam verebilirler. İsteyen olursa şimdi vermeyeceğim, hesabını verin derseniz hesap numarası vereceğiz. O numaraya yatıracaksınız. Sanıyorum ayrıntılı bilgi almak isteyenle özel görüşmemiz daha doğru olur. Şimdilik duyurum budur. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Arkadaşlar herhalde konuşmak isteyen başka arkadaşımız kalmadıysa biz programımıza devam etmek istiyoruz. İyi akşamlar. Ben Şaban Seyhan. 1954 yılında Savaştepe Öğretmen Okulu'na öğrenci olarak girdim. Susurlu'nun Okçugöl köyündenim. Bir çiftçi çocuğuyum. 54-55 öğretim yılında sanıyorum Kasım aylarında hocamız bize ders vermeye başladı. Daha önce başka bir müzik öğretmenimiz vardı. İlk derslerden sonra bir gün, yani çok güzel bir anıdır bu, beni yönlendiren bir anı olduğu için hatırlıyorum. Bir gün piyanoda, şimdi dedi birer kağıt müzik defterinden, ben şimdi size yazdığım sesleri neyse do, re, mi gibi notaya yazdım. Sonra bazı ritimler, bu ritimleri yazın dedi ve kağıtları topladım. Bir hafta sonra müzik dersine geldiğimizde dersin sonuna doğru, yani 5 dakika falan var, bazı isimler okudum. 5-6 kişi ve bunlar kalsın, diğerleri gitsin. Hayatta unutamadığım bir şey, yani beni yönlendiren, benim müzik öğretmeni olmamı sağlayan, sağ olsun hocam. Ben korktum önce, gerçekten korktum. Acaba çok büyük bir hata mı yaptım falan diye. Sonra dedi ki, siz salı ve cuma günleri, nerede doğru söylüyorum, yani unutmuyorum, salı ve cuma günleri keman ve koro kursu.
Şimdi ben keman kursu ne demek anladım yani. Biz artık demek ki bizi yetenekli gördü. Keman öğretti. Burak kelimesini ilk defa kapattın. Soramadım hocam yaptı, o ne diye. Son sınıfta Fevzi abimiz diye Susurlu Mana köyünden bir abimiz var. Fevzi abiye gittim. Dedim böyle böyle. Abi, tamam keman da koro de. Canım dedi insanlar bir araya gelin şahit söyler buna koro de. Böylece biz müziğe başlamış olduk. Ve de tabii ilk başta şimdi koroda benim öyle ince sesler oturttu hocam. Çünkü henüz bizim erkek sesi oluşmadı. Soprano yani gibi. Ama 6 ay sonra falan yer değiştirdik. Böylece müziğe başladık. Ve de 1957 yılında Çapa ilk öğretmen İstanbul Çapa ilk öğretmen müzik semlerine gittik. Ve böylece hayatımızı yönlendiren kaç yıl oldu? 54 demek ki 57 yıl mı olacak seneye? 60 yıl oldu. Benim bilemedim. Kişi oldu. Yüzlerce öğretmenim aradı. Yüzlarca yani. İstanbul'da Mehmet Duru, İstanbul Duru'yu biliyorum. Mehmet Duru ismi ne kadar varsa tek tek telefonlara rehberden ulaşamadı. En son ulaştı. Hocam ellerinizi öpüyorum. En son ulaştım. Neden? Sadece ve sadece başta öğretmenim olmadığında kız kardeşim de vardı da buradan yazlık tuttum geldi bu geceye katılmak için. Ne mutlu ki bana ve ne mutlu ki sizlere böylece bu toplantı harika bir toplantı oldu hocam sayesinde. İnşallah gelecek yıllarda da buluruz. İnşallah diyorum. Bilemiyorum. Herkese iyi akşamlar. Aman hocamdan artık bir parça dinleyelim. Parça dinleyelim. Evet. Hocam varken ben çalamam. Aa. Hocam çalamam. Olur mu? Hocamı dinleyelim. Feray'dır kızın adı Feray. Çal bakayım. Ama biraz önce Savaş Tepe. Şevkenimizden renk kaldı. Bilenler varsa beraber söyleyelim. Hocam çalalım. Helal olsun.
Öğretmenimiz biz üç sesli karadayken Kamuran'la beni kovmuştu korodan. Şimdi Türkiye basketbol birincilikleri var. Biz Manisa'ya birinciliklere gireceğiz. Ama koroda da görevliyiz Kamuran'la. Bizim sesimiz alto. Çok kıymetli. Yani sopranoların arasında biz böyle bir cevheriz. İkimiz de altoyuz. Hocamız bizim gözümüzün içine bakıyor. Biz de onun gözünün içine bakıyoruz. Evet. Ama bir türlü biz basketboldan fırsat bulup koro çalışmalarına gidemiyoruz. Koro almış başını gitmiş, neyse biz utandık. Kamuran'la birlikte koro çalışmasına geldik. Fincanı taştan ayarlar. Üç sesli çalışmışlar. İki tane alto bize vermiş öğretmenimiz. Biz şimdi onlar başladılar. Fincanı, fincanı. Sıra bize geldi. Üç sesliler. Siz söyleyin bakayım. Biz başladık. Fincanı taştan ayarlar bala. Üç ses birden. Fincanı. Biz. Durun bakayım dedi. Siz ikiniz bir susun bakayım dedi. Biz sustuk. Muhteşem bir koro. Siz dedi çıkın gidin. Öğretmenim ama biz çok istiyoruz, biz de çıkın gidin buradan dedi. Bizi kovdu. Zaten onlar kovulmak istiyorlarmış. Oradan izin alamıyorlar. 16 Mart törenleri için koromuzun şeyi var. Koro da öyle, tek sesi değil. Ulu Cemal Erkin'in dört sesli hale getirdiği şey biçimiyle çalışıyoruz fincanı taştan uyarları. Zaten dört kişi bunlar altoda. İkisi yoksa öteki koronun dengesi bozuluyor. Soprano, alto, tenor, bas hepsinin belli oranda sayıları olması lazım. Bu grubun şeyi eksilirse koro bozuluyor. Benden izin istiyorlar. Neymiş bilmem neyin birinciliğinden katıldım. Ben de izin vermiyorum. Bunlar da ne yaptı? Geldiler, yanlış söylediler. Kasten. Kendini kovdurmak için. Evet. Ben de onları kovdum. Sonra geldiler. Biz pişman olduk. Tekrar aldım ben onları. Böyle bir anısı ben anılarımda da geçecek bu kitapta. Ama biz özellikle yalnız söyledik. Bizi kovsun diye. Yoksa biz doğrusunu biliyoruz. Sonra tabii canım, sonra gittik söyledik dedik, böyle böyle yaptık, bizi koroya aldılar. Öğretmenim çok teşekkür ederim ya. Vallahi yıllar sonra yani. Beni hediye ettiniz. Evet, işte fincanı taştan ayarlar, o fincan. Şimdi onu söylüyoruz. Evet, söylüyoruz. Oh,
vadeden falan bahsediyorum. Beyaz giyme var. Beyaz giyme var. Hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Thank you.